Eylül ayının son gününde HVP Kitap Kulübü'nde yeni bir kitapla Yakup Kadrika ve Osmanoğlu'nun Sodom ve Gomorra'sıyla. Nasıl okunuyor Mustafa bu? Doğru abi, Sodom Doğru ve mu? Gomorre. Okey. Aynen. Sodom ve Gomorra'sıyla karşınızdayız. Kalabalığız, hep görmek istediğimiz gibiyiz. Yeni bir arkadaşımız var. İlk önce o kendisini şey yapsın, bize tanıtsın. Onun sonrasında da hemen hanımlarla söze başlayalım. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir tuz olmaya saklıyorum. Yeni arkadaş ben oluyorum herhalde. Merhabalar, ismim Serhat iyi bilir. Levent'le eski iş arkadaşıyız aslında. O davet etti beni, sağ olsun. Ben de kitap okumaya özen göstermeye çalışıyorum. Sağ olsun, bir deneyim olacaktı, yayın deneyimi. Süper. O yüzden katıldım. Serhat, memnun oldum bu arada bizim herkese kanalımızı tanıştık. Takip ediyor musun? Hayır, takip etmiyordum. Okey. Levent Daha önceki sayesinde. kitap kulübü yayınlarımızın herhangi birini izleme şansın da olmadı değil mi? Hayır. Süper, çok güzel. Biz İlk kitap deneyim, yeni bir kulübünde senin deneyim. Gibi yeni arkadaşlarla tanışmaktan, bir araya gelmekten çok mutlu oluyoruz. O yüzden hoş geldin aramıza. Teşekkür ederim, sağ olun. İyiyim abi, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Derya, sen bu kitabı daha önce okumuş muydun yoksa kitap kulübü için özellikle mi okudun? Bu kitabı ben uzun yıllar önce okumuştum. Kitabı öneren de bendim aslında. Hepimizin okumasını sağladım böylece. Evet, yani ben aslında uzun yıllar önce okudum diyorum ya. Şimdi tabii ki kitapta 18 yaş üstü, yani müstehcen ahlaksızlık durumları falan söz konusu. Ben aslında bunlar olduğunu biliyordum ama bu kadar olduğu aklımda kalmamış. Benim aklımda yani şimdi yayın için tekrar okudum ben. Benim aklımda aslında Yakup Kadri'nin bize vermek istediği ana fikir kalmış, öyle söyleyeyim. Öncelikle kitap da zaten elimde şu anda. Sodom ve Gomorra'nın ne olduğundan Dur dur bahsetmek dur dur istiyorum. dur dur kitaba geçme. İlk önce bir hal hatır soralım. Yine senden başlayacağım, merak etme. Tamam. Kitap Tamam kulübü abi. fikrinin fikir babası Levent. Levent, ben bu kitap oylamadan oy alamaz diye düşünüyordum. Açıkça söylemek gerekirse ben de oyumu bu kitaba vermedim. Nasıl oldu da bunu seçtik sence? Abi şöyle bir enteresan durum var. Farkında mısınız bilmiyorum. Biz genelde yabancı yazarların kitaplarıyla başladık. Ne zaman ki biz Sabahattin Ali ile herhalde Türk yazarlara geçtik. Türk yazarlardan devam ediyoruz abi. Başka yazar oylamada, ankette yüksek alamıyor. Ben de açıkçası bu kitabın seçileceğini çok düşünmüyordum ama yani gruptaki arkadaşlar buna daha çok oy verdiler. Bugün buradayız. Süper. Mustafa tanıyanlar biliyordu ve eski bir HVP çalışanı. Şu anda Turkuaz grubunun yayınladığı In Business dergisinde çalışıyorsun. Değil mi Mustafa? Evet abi, doğrudur. Ve İş ve Ekonomi bizimle dergisindeyim. Çalıştığı süre boyunca hepimiz marketten hamburger, işte atıyorum hepsi buradan çamaşır deterjanı filan siparişi verirken Mustafa kolilerce kitap siparişi veriyordu. Ben hepsini okuduğundan şüpheliydim ama sonra fark ettim ki okuyor adam gerçekten. Mustafa, sen bu şeyi, Yakup Kadri'nin bu kitabını bizim yayın için mi okudun, daha önce okumuş muydun? Ben Yakup Kadri'yi ilk defa okudum abi, yani yayın için. Daha önce okumamıştım. Ha, daha tabii önce şimdi herhangi bir eski kitabını okumamıştın. Okumadım. Eski Türk kitapları hep gözümü korkutuyordu. Yani birazcık daha kitap kurdu olayım, birazcık daha böyle tamamen kitaba bağlanayım, bırakamayayım hale gelene kadar eski Türk kitaplarına hiç bulaşmamayı planlıyordum. Herhalde buna bulaşmış oldum. Haftada kaç Nitekim kitap okuyorsun şaşırtmadı da yani. Mustafa? Abi bir tane bitirmeye çalışıyorum duruma göre ama kitabın inceliği, kalınlığı tabii etkili. Şimdi 100 sayfalık bir kitabı genelde serviste gidip gelirken zaten bitiyor. Onun gibi böyle 3-4 tanesi çerez gibi gidiyor ama işte bunun gibi bir kitabı da böyle işte bir hafta, 2 hafta anca gidiyor. 300 küsür Ben sayfa olunca. Haftada bir kitap bitirdiğim için Türk Edebiyatı'na sıra çoktan gelmiştir Mustafa. Bakalım abi, bundan sonra belki girebiliriz. Yani şeyde iletişim yayınları sağ olsun güzel de sadeleştirmiş, çevirmiş kitabı. Tabii ama kitaba geldiğimiz zaman kitapla ilgili söyleyeceklerim var gene de, Kitaba Derya ile beklentilerimde. başlayacağız. İki neden yüzünden Derya ile başlayacağız. Öncelikle hanımlara söz vermeye çalışıyoruz kitap kulübünde. Birinci nedenimiz bu. İkinci nedenimiz de kitabı öneren kişi de zaten Derya'ydı.
O yüzden Derya'yla başladım. Derya, yıllar sonra kitabı ikinci kez önerdiğinde hani bu söylediğin bazı sahneler yüzünden, anlatımlar yüzünden yanlış bir şey önerdiğini falan düşündün mü? Evet, düşündüm açıkçası. Hatta dedim ki özellikle belirtmeli miydik 18 yaş üstü okumalı falan diye. Yani diyorum ya, ben bu kadar olduğunu hatırlamıyordum. Bunun tamamen ana fikri benim aklımda kalmış. Yani kitabın anlatmak istediği şeye odaklanmışım ben aslında. Yakup Kadri'nin gördüğü o kötü manzaraya. Sonra tabii artık önerilmiş oldu, oylanmış oldu bir şekilde. Yani ben sadece bu kitabı önermedim. Daha önceki yayınlarda çok kitap önerdim ama tesadüf işte bu denk geldi. Bir şey soracağım sana. Sen ilk okuduğun zaman kaç yaşındaydın? Yani 22 falan Okey, olabilir. Bilmiyorum. tamam. Şu an 30-35 yaşındayım. Okey. Peki şimdi bize kitapla ilgili ne anlatmak istiyorsun Derya? Yani genel anlamda bir Yakup Kadri'nin nasıl bir yazar olduğundan mı bahsedersin? Yoksa doğrudan bu kitaba mı girersin? Yani ben aslında özet kısmını başka bir arkadaşa bırakmak istiyorum. Ben sadece bu kitabın bende bıraktıklarını anlatmak istiyorum. Lütfen. Öncelikle işte Sodom ve Gomorra isimleri nereden geliyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Muhakkak tabii ki siz de araştırmışsınızdır. İşte şeyde geçen, İncil'de geçen, hani eski ahit denir, İncil'de geçen Sodom ve bir efsane mi diyelim artık, yani sonradan şey olmuş da, neyse ben şöyle anlatayım. Sodom ve Gomorra adlı iki tane şehir olduğu söyleniyor Filistin civarlarında. Ve bu iki şehirde ahlaksızlık işte had safhada. Bunun sonucunda da bu şehire ateş topu düşüp, bu ahlaksız olan bu iki şehre ateş topu düşüp bu şehirlerin yerle bir olduğu söyleniyor. Hani bu bir efsane mi, gerçek mi derseniz, sonradan işte jeolojik araştırmalarla birlikte orada işte yanıcı maddeler bulunmuş falan, Lut Gölü'nün civarında. Yani böyle şeyler de var. Bu yüzden göktaşı düşmüş, böyle bir patlama olmuş deniyor bir yandan da. Ama tabii ki Yakup Kadri bunu o şekilde değerlendirmiyor. Diyor ki Sodom ve Gomorra lanetlenmiş iki şehirdir. İstanbul işgal altındayken de İstanbul'daki bu İtilaf Devleti işte askerlerine, üyelerine neyse artık bunlara tapan, onlarla ahlaksız ilişkiler yaşayan insanlar çok fazladır. Ve İstanbul'da aynı Sodom ve Gomorra gibi lanetlenmiş bir şehirdir. Aynı ahlaksızlığı yaşamaktadır mantığıyla bu ismi koymuş aslında. Zaten kitabın arkasında da şey yazıyor mesela, mütareke döneminin çürüyen çevrelerini, kokuşmuş kişiliklerini konu edinen roman, sakin bir zaman diliminde geçiyor duygusu yaratsa da, olayların ardında işgale karşı oluşan bir kinin, isyanla mayalanan bir ruhun geliştiği görülür diyor. Yani şöyle ki, İstanbul'da sonuçta o dönemde Osmanlı Devleti artık çökmek üzere, yani yıkıldı, yıkılacak. Bir yanda Anadolu'da başlayan bir milli mücadele var Mustafa Kemal Atatürk'ümüz önderliğinde. Ama sanki bu İstanbul'da yaşayan bu halk, sözde sosyete halk yani, kendilerince öyle değerlendiriyorlar büyük ihtimalle kendilerini. Yani işte vatanımız bağımsızlığını mı kaybedecek? Anadolu'da canı pahasına milli mücadele için çırpınan insanlar mı var? Ya yani bunlar, ben bunları okudukça sinirlenmiştim geçmişte de. Şimdi de böyle sinirlene sinirlene sonunda ne oluyordu falan diye tekrar Ben okurken buraya aynı gideceğimize şeyleri yaşadım. İngilizler buraya geldi. Ne güzel havasında davrananları söylüyorsun. Aynen, evet. Yani işte İngiliz zabitlerle, ondan sonra Fransızlarla işte partiler, eğlenceler, danslar, ahlaksız ilişkiler, flörtler falan, bunun gibi şeyler yaşayıp ülkede ne oluyor, ne bitiyor, vatan elden gidiyor mu, bağımsızlığımız ne durumda, yani kadını erkeği, hani hepsi böyle bir zümre var İstanbul'da yaşayan. Yakup Kadri de bunları görmüş ki bunu yazmış, yani biz bunu fark edelim diye bence. Görmezse zaten bu kadar şey yazamaz diye düşünüyorum. O, sonuçta o yıllarda yaşayan bir kişi. İstanbul'da böyle kendini sosyete sanan, işte batılılaşmayı, modernleşmeyi sözde işte onlarla birlikte partilerde fink atmak olarak gören bir, maalesef böyle bir zümre, böyle bir topluluk varmış. Bunlar şey, ya şöyle düşündüm mesela, Anadolu'da kundakta bebesiyle cepheye mermi taşıyan kadın,
Mesela Elif'in Kanısı diye bir metin vardır bizim Türkçe kitaplarında da. Yani o cepheye mermiyi taşırken bu kadın yavrusu soğuktan donarak ölüyor ve yani vatan için her şeyin kutsal olduğunu söylüyor. Yani Anadolu'da böyle bir kadın varken İstanbul gibi devletin o zamanki başkentinde yaşayan insanların bu milli mücadelenin farkında olmaması gerçekten çok acı verici bence. Bir de şöyle düşünüyorum. Şimdi tabii ki devamında ileriki yıllarda ne oldu? O insanlar nasıl bir hayat sürdü bilmiyoruz ama yani büyük ihtimalle bunlar böyle utanmaz insanlar ki sonrasında da hani hiçbir şey olmamış gibi işte takım elbiselerini, döpiyeslerini gezip İstanbul sokaklarında dolaşmışlardır bence. Yani o kadar şey hiçbir şeyin farkında değiller. Zaten Türk'ün gücüne asla inanmıyorlar. Türklerin İngilizleri yenebileceğini düşün, yani daha doğrusu İtilaf Devletleri'ni yenebileceğini, düşman ordusunu ülkemizden atabileceği ihtimali vermiyorlar hiçbir şekilde. Yani kendi milletini küçük gören, diğerlerini de böyle çok üstün varlıklarmış gibi gören bir halk maalesef. Yani bir anda canı pahasına savaşan askerler varken İstanbul'da da bunların olması gerçekten hani az önce de tekrar ettim çok acı dedim ama hani buna başka bir söz bulamıyorum aslında. Bu şekilde bir giriş yapmak istiyorum ben. Şu an için aklıma gelenler bunlar. Daha sonra yine. Ben sözü Levent'e vermeden önce iki ekleme yapmak istiyorum senin söylediklerini. Benim bildiğim kadarıyla İslamiyet'in kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de de geçen Lut kavmiyle işte bu şeyin Sodom ve Gemori'nin aynı kavim olduklarında da iddia etmek pek şey değil, yanlış değil galiba. Bir de ikincisi, Yakup Kadri zaten çok milliyetçi filan filan bir yazar, eyvallah biliyoruz. Ama hani tüm İstanbul halkının da bu kitapta anlatıldığı gibi böyle bir İngiliz mandası ya da işgal kuvvetlerinin tarafında olduğunu da kitapta iddia etmiyor, söylemiyor zaten. Onun da böyle bir altını şey yapmak, çizmek lazım. Sadece şeyi anlatmaya çalışıyor. Yani bu o zamanın üst tabakası olarak isimlendirebileceğimiz insanların arasında vatan sevgisinin bile ne kadar azalmış olabileceğini, milliyetçilik duygularının ne kadar unutulmuş olabileceğini ve işgal kuvvetleriyle birlikte hareket etmeyi kendileri için daha garantili bir yaşam seçeneği olarak görüp tüm geçmişlerini nasıl sırtlarını dönebileceklerini anlatıyor dersek sanırım biraz daha böyle saçın tüm ayaklarının yerine oturduğu bir tanım yapmış oluruz bence diyeyim. İkinci turda tekrar seninle konuşuruz bunları. Levent'le devam edelim. Abi ben şöyle başlayayım. Derya kitabın konusunu özetledi. Ben de biraz olaylardan başlayayım. Kitapta aslında Sami Bey diye bir karakter var ve onun kızı Leyla bu kitapta aslında başrolde diyebilirim. Onun da nişanlısı Necdet var. Burada Necdet milliyetçi bir insan ve bu demin Derya'nın söylediği kesimi hiç sevmiyor aslında ve o kesimden nefret ediyor ama Leyla'yı çok sevdiği için ona olan aşkından dolayı bu zümreye katılmak zorunda kalıyor. Bir ara çıkmaya çalışıyor, Leyla'yı unutmaya çalışıyor ama unutamıyor. Leyla'nın ona yaşadığı aşk ve Leyla'nın da ona karşı gitgelli aşkından dolayı aslında bu zümrenin içinde kalıp bu çarpık ilişkileri bize aktarmasında bu hikayenin üzerine Yakup Kadri anlatmış durumda. Dediği gibi İngiliz zabitler var. İngiliz zabitlere kadınla erkekle hayran olan insanlar var. Bunun dışında işte daha sonralarında Fransız zabitler geliyor. İşte evli kadınlar bunlarla beraber olmak için sıraya giriyor. Onları elde etmeye çalışıyorlar. Hani müstehcen kısımlarını bence konuşmakta da zarar görmüyorum. Çünkü zaten kitabın Sodom ve Gomorra olmasının sebebi de bunun üstüne, bu çarpık ilişkilerin, bu yozlaşmışlığın üstüne kurulu. Burada açıkçası 193. sayfaya kadar ben çünkü hikayeyi böyle okurken hep bu zümreden bahsediliyor, partilerden bahsediliyor, bu çarpık ilişkilerden yozlaşmışlık anlatılıyor bize. Ve bu arada da Leyla ile Necdet'in gitgelli aşk hikayesi Bir reddiyetleri üzerinde anlatılıyor.
sürekli bu zümrenin yaşantısı anlatılıyor. Ta ki 193. sayfada demin Derya'nın söylediği gibi o Anadolu insanının yapmış olduğu milli mücadelenin sesleri gelmeye başlıyor ve orada Necdet biraz vicdan yapıp hani aslında diyor ki bizim asıl işgal İstanbul'da bizim evlerimizde, yataklarımızda oluyor diyor. Yani sizin burada fakirsiniz, ezilmiş gözüküyorsunuz ama aslında sizin işgale uğramayan evleriniz var diyor. O kapılarınızın içinden işgal içeri girmemiş durumda ama diyor bizim kapımızdan içeri girmiş, hatta yataklarımıza kadar bu işgali biz İstanbul'da maalesef yaşıyoruz diyor. Özellikle o 193'ten sonra birkaç sayfa var. Orada bu duyguyu çok güzel özetliyor Yakup Kadri. Açıkçası ben kitabı okurken biraz zorlandım. Yani yazarın dilinden de zorlandım. Çok yabancı böyle eski şey de var, yabancı kelimeler de var. Hani benim okurken yordu aslında bir kitap. Böyle akıp giden bir kitap değildi. Ama o işgal yıllarını bize o duygusuyla beraber çok güzel anlatıyor. Oradaki yozlaşmışlığı, oradaki hani milliyetçi olmayan tarafı da hep biz tarihimizi konuşurken nedense hep olumlu tarafı konuşuruz. Hiç olumsuz tarafa değinmeden konuşuruz. O eleştiri de yani o zümrenin yaptığı yanlışları da eleştirerek vuruyor. Hatta şöyle söyleyeyim, işgal zamanında İngiliz zabitlerin en popüleri olan Jackson Reed'di galiba. O bile İstanbul'un o halinden tiksinmiş durumda. Yani işgal etmişler, elde etmişler, herkes etrafında pervane ama o bile İstanbul'un o yaşamından ve insanların tutumundan bıkmış durumda, el üstünde tutulurken. Bunu da son annesine yazdığı mektupta zaten açık açık yazıyor ve dile getiriyor. Ben de böyle kitabı bir özetlemiş olayım. İyi yaptın. Diğer arkadaşlar da Serhat, sence kitap Levent'in söylediği gibi zor akan bir kitap mı? Yani okuyucuyu yoran bir kitap mı? şöyle, ben kitabı yaklaşık bir 6-7 ay önce okumuştum. Şimdi benim özel ilgi alanlarımdan bir tanesi, özellikle o İstanbul işgal zamanları, İttihat Terakki dönemleri, Süper, milli çok mücadele güzel. dönemleri. O yüzden ben biraz daha akıcı okudum ama biraz tabii Yakup Kadri'nin dili biraz ağır olabiliyor. Daha önce yabana da okumuştum seneler önce. Biraz yorabiliyor ama dedim ya, benim ilgi alanım olduğu için ben biraz sevdim. Diğer taraftan kitabı sevmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi de özellikle işgal yılları, İstanbul işgal zamanları, Anadolu'nun değil ama İstanbul işgal zamanları biraz hani Türk edebiyatına ve Türk kaynaklarına utanç vesilesi olarak gözüküyor ve bununla ilgili çok az kaynak var. Hem roman hem belgesel anlamda. O yüzden ben kitabı zaten biraz araştırırken bulmuştum. Ya bu işgal dönemini anlatan bir kitap var mı diye. Bir de İş Bankası yayınlanan bir kitabı var. Onu bulmaya çalışacağım. O yüzden benim ilgimi çekti kitap. Benim için o anlamda değerli oldu. Ama biraz dediğim gibi hani benim ilgimi çektiği için ben biraz daha akıcı okuduğumu düşünebilirim. İlgimi çekti ama biraz zor tabii. Peki sana bir şey soracağım Serhat. Evet. Yakup Kadri'nin özellikle bu kitapta biraz böyle acımasızca eleştirdiğini düşünenler de var. Yani o zamanın şartlarında insanların çaresizliklerinden yola çıkarak işte bir zümreyi biraz acımasızca eleştirdiğini düşünenler de var. Sen kitabı çok inandırıcı buldun mu? Yani o dönemi de o dönemle de özellikle haşır neşir olan birisi olarak kitabın genel kendi dürüstlüğü konusunda ne düşünüyorsun? Ben buldum. Daha önce Kemal Tahir'in Esirşehir'in İnsanları, yani Esirşehir üçlemesini okumuştum. Esirşehir İnsanları'nda da böyle İstanbul'daki işgal kuvvetlerinde iş yapan, böyle partilere giden, onlarla işte erzak, mühimmat vesaire gibi şeyler satan ailelerden de bahsediyordu. Hatta oranın ana karakterlerinden bir tanesi de malını, mülkünü işgal kuvvetlere satmamakla şey yapan bir insandı. Övünen ve hani o duruşu sergileyen bir insandı. O yüzden ben inandırıcı buldum. Zaten zümre aslında 6-7 kişilik bir zümre üzerinde geçiyor. Hani işte Sami Bey, Leyla, işte Necdet ve birkaç kişi daha var. Onlar aile dostları olarak bunların üzerine geçiyor. Hani tüm İstanbul'u, ilk başta söylediğin gibi tüm İstanbul'u veya tüm şeyi de kapsamıyor bu. Bir de o zümre dediğim gibi o dönem İstanbul sosyetesi olarak adlandırıldığı için aslında bunlar tamamen ticaret ve daha iyi şartlarda yaşamak adına böyle bir çok zorlamada bir durum yok aslında.
ki o dönemlerde Osmanlı hanedanından veya farklı farklı noktalardan bile Anadolu'ya milli mücadeleye katılan insanlar olduğunu düşünürsek, yani bence çok acımasız olmadığını düşünüyorum. Anladım, anladım. Mustafa, sen ki kitap kurdu olarak görüyorsun ya benim gözümde. Senin için de okuması zor bir kitap mıydı Yakup Kadri'nin bu kitabı? Şimdi bu kitap özelinde benim şöyle bir de ilk defa deneyimlediğim bir şey var abi. Şimdi dergi zamanı biliyorsun tam bu ay sonu bizim. Şimdi ben bu kitabın tamamını okumadım. Bazen dinlemek zorunda kaldım. Yani hayatta en sevmediğim şeydir. Hep savunurum. Kitabı okumak lazım. Çünkü ben kitabı okurken kendim tonluyorum. Kendim hayal ediyorum. Bu kitabı kah okudum, kah işte uygulamadan dinledim, kah döndüm, tekrar okudum. Böyle tam içine giremedim aslında kitabın. Şimdi dinlerken aktı gitti zaten. Okurken ama ben de katılıyorum. Biraz zorlayıcı bir kitap. Bence onun nedeni yani Yakup Kadri'nin dilindendir de diyemeyiz. Adam aslında eski Türkçenin olduğu zaman yani yaşamış biri. Sadeleştirip bizim dilimize çevirirken korumaya da çalışmışlar. Bence aslında zorlasa da güzel bir dili var. Yani şeyler de veriyor. Mesela İngilizler konuşurken araya İngilizce kelimeler giriyor. Fransızlar konuşurken ne yapıyor? Bir an bizi oraya götürüyor. Zorlayan bir unsur gibi gözükse de hayal gücünü tetikleyen de bir unsur diye düşünüyorum ben kitabın o özelliklerini. Genel anlamda sen nasıl buldun Mustafa kitabı? Yani hani Türk klasiklerine çok fazla bulaşmayan bir kitap okuru olarak buradan girmek seni şey yaptı mı? Biraz olsun tetikledi mi? Açıkçası mesela bu kitap için Yakup Kadri'nin en böyle işte üslup açısından akıcı kitabı diye yazıyor mesela kitabın arkasında ama konuları örerken çok detaya indiğini düşünüyorum. Yani gene de böyle bir tık daha uzak durmam gerekiyormuş hissiyatını devam ettirdi. Ben böyle çok betimleme yapılan kitapları çok seven bir adam değilim Ersin abi. Yani böyle konuyu anlatsın, örgüyü anlatsın. İşte böyle bana masanın üstündeki çatalı aldırırken işte altın varaklı masanın üzerinde duran simle işlemeli çatal diye böyle girmesin de oradaki çatalı alsın desin. Burada da böyle çok fazla kelime örgü. Dostoyevski okumayın. Dostoyevski de okurken sıkıntı yaşamadım. Victor Hugo'yu okurken de sıkıntı yaşamadım. Birazcık aslında ne anlattığı da galiba önemli orada. Ama bu kitap o kadar da korkutmadı. Sadece şey konusunda hayal kırıklığına uğradım. Çok kapalı bir zümrede kaldı kitap. Arkadaşların da dediği gibi yani İstanbul anlatıyor ama İstanbul'dan kasıt aslında burada Nişantaşı, Teşvikiye, Sıra Selviler, Taksim. Birazcık da Şişli. Yani zamanındaki Levantenlerin, zenginlerin yaşadığı bölgeler. Anılsa da anılmasa da bir 10-15 tane aslında aileden çok sülale, yani içinde ahbapların da olduğu böyle bir kendi içinde çok kapalı bir şeyi, topluluğu anlatıyor. Tabii, evet. Emekli devlet erkanı, işte iş yapan ticaret simsarlar vesaire. Yani baktığınız zaman zaten Türk karakter isim olarak işte Sami Bey var kitabın açılışında. Evinde bu yabancı zabitlere, askerlere parti veren bir adam. Leyla dediğimiz ana karakterlerden bir tanesi onun kızı. İşte güzelliğiyle zümrede nam salmış biri. Necdet var onun doğal nişanlısı. Yani resmi olarak bir nişan yok ortada ama herkes Leyla ile Necdet'i birbirine eşlemiş durumda. Bir de işte o evde dolaşan İtalyanı, Fransızı, İngiliz'i var. Bir de bunların etrafında dönen ne kapsakkardır gözüyle bakan şeyler var. Türkler var aslında. Tamamen çıkar üzerine kurulmuş bir örgü burada aslında. Çünkü arkadaşlar da dedi. Şimdi Anadolu'da bir şey var, direniş var. İstanbul'da bu direnişe dair hiçbir şey hissetmiyorsunuz kitabın başlarında. Sanki her şey gülistanlık. Yani şey İstanbul'da olmuyor da nerede olsun Londra'da bir mahallede Ya geçiyormuş da gibi. İstanbul sanki işgal altında değilmiş gibi başlıyor kitap. Değilmiş gibi. Hatta kitabın direkt sonuna geleceğim neredeyse ama Sami Bey'in artık Anadolu'da böyle isyan başlamış, savaşlar kazanılıyor. İstanbul'dan çekilecek artık bu şey kuvvetleri, işgal kuvvetleri. Sami Bey diyor ki durun diyor bu İngilizler bir şeyler yaparlar, bir şeyler bulurlar. Böyle olamaması lazım bunun. Yani adam hani Türklerin zafer kazanmasından o kadar uzaklaşmış ki çünkü Osmanlı'nın o dönemde zaferi yok hani ortada. Anca işte Anadolu'daki Türklerin kazanmaya başladığı haberleri onlar da böyle rüya gibi geliyor insanlar kitap içinde anlatılırken. Çok alakasız ama mesela kitaptaki durumlar bana birazcık da şeyi anımsattı. Ata Demirer'in oynadığı
Osmanlı Cumhuriyeti diye bir film vardı. Hani Atatürk ağaçtan düşse ve Atatürk olmasaydı ne olurdu diye. Tam da oradaki böyle İstanbul'da yaşayan insanların nasıl böyle yabancı askerler etrafında dolanıp ne koparsa kârdır havası kitapta da direkt verilmiş. Zaten O sanki yüzden de filmde kitaptan böyle bir şey yapılmış, esinlenilmiş gibi fikren. Bu arada şeyi de söyleyelim. Bu bahsettiğimiz kitapta adı geçen Türkler ya da Türk aileler aslında genellikle iki şeyi oynuyorlar. Birincisi para, çünkü işgal kuvvetlerinin Türkiye'de İstanbul işgali sırasında da ihtiyaç duydukları birçok malzeme var. Bunları satmakla ilgileniyorlar. Hazır müşteri gözüyle bakıyorlar bu işe. İkincisi de işgal sonrası kendilerince kurulacağını varsaydıkları işte manda yönetimi ya da koloni yönetiminde yönetime yakın olan insanlarla daha en başında bir ahbaplık kurup kendi hani gemisini yürüten kaptan muhabbetinin şeylerini, tohumlarını atmaya, yeşertmeye çalışıyorlar aslında. Yakup Kadri de ne kadar büyük bir şey içinde olduklarını, yanılgı içinde olduklarını ve hainlik yaptıklarını aslında bu kitapta şey yapıyor, anlatıyor. Şimdi tekrar başa döneceğim ama farklı bir şekilde döneceğim. Derya, kitapta seni en çok etkileyen sahneyi bize söylesene. Sonra sırasıyla diğer arkadaşlara soracağım. Hangi konuşma, aslında hangi diyalog, hangi an, var mı öyle bir şey? yani şöyle doktor arkadaşı vardı, Doktor Cemil Nedret karakterini. Onunla daha sonra İstanbul'da karşılaşıyorlardı. Artık Doktor Cemil Kızılay'la ilgili bir iş için İstanbul'a geliyordu. Orada karşılaşıyorlardı. Necdet aslında arkadaşlar, izleyen arkadaşlar için de şey yapalım. Leyla'nın nişanlısı dediğimiz karakter bu her zaman işte milli mücadeleyi destekliyor. İtilaf devletlerini yani İngilizleri falan onlardan hiç hoşlanmıyor ama bir türlü harekete geçmiyor. Niyetleniyor, vazgeçiyor. Yani milli mücadeleye katılmak için niyetleniyor, vazgeçiyor. Her neyse sonuçta bir şekilde katılmıyor. Yani Leyla'ya çok aşık olduğu için de gitmiyor aslında. Milli mücadeleye katılan arkadaşı Doktor Cemil ile karşılaştığında şey diyor. Beni beraber al Cemil diyor. O da ne lüzum var diyor. Yani aslında artık diyor bizim gelmemiz yaklaştı diyor. Aslında Cemil hani biz artık zaferi kazandık. Yakında işte İzmir'de kurtulur. İstanbul'da işgalden kurtulur demek istiyor ama Necdet onu o kadar çok içerliyor ki yani geç kaldığının bu dünyada Necdet diye bir insanın işte herhangi bir vasfının olmadığını falan fark ediyor ve daha önce bu milli mücadele için bir adım atmadığından dolayı pişman oluyor. Bu beni etkilemişti. Bir de Levent'in söylediği İngiliz bu zabitin kaptan Jack bunun annesine yazdığı mektupta her şeyin farkına varması, aslında Türklerin de gücüne orada farkına varmasını annesine de anlatıyor. Bir de bu mektup kısmı etkilemişti. Levent, senden de seni en çok etkileyen kısmı duymak istiyorum ama senden başka bir ricam daha var. Ben şu anda chatte dönen muhabbeti takip edemiyorum. O öbür ekranda, öbür bilgisayarda. O yüzden chatteki arkadaşların yazdığı notlardan da arkadaşlarla paylaşmamız gereken ne olursa lütfen sen dile getir, olur mu? Tabii abi, ben zaten orada yanıt da veriyorum. Hı? Soru gelmedi daha kitapla alakalı. Genelde Belki kitapla ilgili beğendiklerinin yorum yapan sohbetini istiyoruz. arkadaşlarımız vardır chatte. Onların yorumları gelirse zaten okuyacağım abi. Genelde sohbetin güzelliğiyle ilgili şeyler geldi. Sağ Sağ olsun olsunlar. arkadaşlar, beğeniyorlar. Şimdi ben biraz önce söylemiştim. 193. sayfaya kadar o zümreyi dinlemekten açıkçası ben biraz yoruldum. Ama orada işte Necdet'in duygu ve düşünceleriyle o içinde ben hani sözde milliyetçilik diyorum çünkü hiçbir harekete geçmiyor. Demin Derya'nın dediği gibi çok yakın arkadaşa gitmiş, orada mücadele etmiş. Döndüğünde bile hani beni de al diyor ama hani arkadaşı bile onun aslında gitmek istemediğini ya da buna cesaret edemeyeceğini düşündüğü için açıkçası korkarak bu zümrenin bir de Leyla'yı bahane ederek içine girmiş oluyor. Bu anlatım beni etkileden Necdet'in aslında günümüze de geldiğimiz zaman birçok insan hatta hatırlıyorsan bu yayını fikri de oradan çıkmıştı. Sen bir özel yayın açmıştın Katılı Özel. Hani biz hep söyleniriz,
söyleniriz ama hiç harekete geçmeyiz demiştik. Ben de orada demiştim ki o zaman abi gel hadi kitap kulübü kuralım. Hani kitap okuyalım dedim. Orada da sağ olsun bazı arkadaşlar sen de destek verdin çok sağ ol. Bir adım attık baktık ki kaçıncı yayını yapıyoruz. Yani eğer bir şey yapmak istiyorsak bir adımları atmak gerekiyor. Necdet'in de burada sözde milliyetçiliği hiçbir şekilde harekete dönüşmüyor. Sadece söyleniyor. Tabii Necdet Bir hikayede direktif bir devi alıyor. de bir karakter bir yandan. Yani aşık olduğu kadının fikirlerini tam olarak kabul etmese de sırf aşkı yüzünden onları normalleştirmeye de çalışıyor bazı şeylerde, noktalarda. Ama romanın başından sonuna kadar Necdet böyle şey bir karakter de değil Levent. Hani Anadolu'ya geçecek, İstanbul'daki o hayatını bırakacak, Anadolu'ya geçecek ve bazı şeyleri riske atacak bir karakter de değil bir yandan. Değil abi hiç değil. Hatta Leyla'dan da hani vazgeçemiyor. Ama örnek veriyorum sevdiği kadının, aşık olduğu kadının İngiliz zabitin yanından ayrılmıyor. İngiliz zabitle at gezilerine gidiyoruz, özel sohbetlere gidiyor. Bununla ilgili çok kavga etmelerine rağmen yani bununla ilgili kitabın başında ayrılıyorlar. Tavır koyuyor Necdet. Ama ona rağmen bunların hepsini YouTube Leyla'nın bu yanında gözünün önünde İngiliz zabitle flörtleşmesini bütün kitap neredeyse hani sinir olarak okuyorum Bir ben de hani şey de var şahsen. tabii Necdet'in eğer Anadolu'ya geçmek gibi gerçekten bir niyeti varsa Leyla'yı İstanbul'da tek başına bıraktığı zaman yani kendisi İstanbul'dayken bile neler olduğunu gördüğünden Leyla'yı İstanbul'da tek başına bıraktığında nasıl bir İstanbul'a geriye döneceğini yani nasıl bir Leyla'ya geriye döneceğini bilememenin korkusu da var aslında işin içinde. Evet. Bir de kitabın sonunda mesela sonunda dedim hani bu tepkiyi gösterdin. Hani artık İstanbul kurtuluyor. Zabitler dışarı çıkmaya utanıyor. Gidecekler ülkelerine. Hani herhangi bir şeye yaklaşmadan bir zarar görmeden gitmenin peşindeler. Ve kitabın sonunda artık Leyla'yı reddedebiliyor Necdet. Ama oradaki durum da hani bana şöyle inandırıcı gelmiyor o karakteri okurken. Zaten zafer kazanılmış. Leyla zafer kazanılmasına rağmen bu durumdan hoşnutsuz. Bari o zaman hani tepkini koy be kardeşim. Hani kazanan tarafındayı. Hani Necdet yine kazanan tarafta. Önceden İngilizlerin tarafına giriyor bir şekilde. Söylemese de milliyetçiyim dese de yine kazanan tarafta. Ama sonunda da Türkler kazanıyor yine kazanan tarafta. Hani bu çok politik davranıyor. Onun için Necdet karakterini ben açıkçası kitapta hiç sevmedim. Derya'nın söylediği gibi o Jackson Reed'in annesine yazdığı mektup da çok gerçekten hani bütün duygularını ve Türklerin de artık bunu kazandığını dile getirmesi beni etkilemişti kitapta. Ben yine söyleyeceğim biraz zorlandım kitabı okurken. Hani çok fazla biraz da işgal yıllarını anlatırken bir tarafta da Anadolu'daki hareketliliği de anlatsaymış. Böyle hani bir oradan bir oradan olsaymış sanki kitap daha böyle hızlı okunurmuş gibi geldi. Çünkü tek taraftan dinleyip kitabın sonunda da sadece Anadolu'daki mücadele kazanıldı, artık işgalden kurtuluyoruz gibi ufak bir şekilde o tarafı özetlemesi kitabı okurken beni zorladı sadece. Bu mektuptaki bazı bölümlerin Yakup Kadri'nin işte hani son kitabın tarihine göre sonradan yaşanacak olan zaferin sarhoşluğunu anlatma konusunda ne kadar ateşli olduğunu da aynı zamanda gözler önüne serdiğini belirtmemiz lazım. Çünkü o subayın annesine yazdığı mektubun Türklerle ilgili kısımlarında Yakup Kadri kendi milliyetçiliğinin şeyini de ne derler hakkını da sonuna kadar vererek muazzam bir İngiliz'in ağzından Türk, direnişçi Türklere güzelleme yapıyor. Onu da özellikle şey yapmak, söylemek lazım. Servet, senin epey olmuş kitabı okuyalım ama senin de aklından çıkmayan mutlaka bir iki anekdot vardır. Gerek tarihi, belki de kişisel ilişkiler anlamında. Rica etsek sen de onları bizimle paylaşır Tabii. mısın? Ya benim iki şey çok dikkatimi çekmişti. Bir tanesi kitabın sonlarına doğru işte Anadolu'daki dirençler İstanbul'a girmeye başlayınca o Leyla'nın onlara böyle böcek gibi bakması ya bunlar ne pis insanlar ne kötü insanlar yani böyle o şey de acayip sinirlendirmişti beni ve aslında güzel de bir anlatmış yani tam Leyla'yı anlatmıştı o kitapta. Çok rahatsız etmişti. Bir de kitabın bir sahnesinde ben okurken pandemi döneminde sokağa çıkma yasağı vardı.
Bir bölümünde Necdet sinirleniyor Leyla'ya ve evi terk edip Beyoğlu'na gidiyordu bir gece kulübüne. Yani 1920'de veya 21'de geçiyor bu kitap. Yani Necdet çıkıp Beyoğlu'nda bir gece kulübüne yemek yemeye, eğlenmeye, içmeye gidebiliyorken 2021 yılında hepimiz evdeyiz, acayip sinirim bozulmuştu. Güzel yakalamış seni o anlamda kitap. Evet evet, yani çok ciddi anlamda sinirim bozulmuştu yani. Ve hani bilmiyorum, ben İstanbul'u çok seven bir insanım, aynı zamanda Beyoğlu'nu da çok seven bir insanım. Yani o dönemki o Beyoğlu, ki o dönemki Beyoğlu'nda hep beyaz Rusların, o bölgeden gelen işte Bolşevik'ten kaçan Rusların böyle restoranları, gazinoları, eğlence yerlerini falan, böyle zenginliğinin şu anda Beyoğlu'nu bulamamamın verdiği bir hani bir şeyi de hissettim böyle. Yani şu an gitsem o kalitede eskisi gibi Beyoğlu'nda yer yok gibi bir algı oluşturdu. Ben tabii çok fazla yer var, tabii hakkını yemeyelim ama öyle bir şey oluşturdu bende. Ama tabii evde oturmak ve dışarı çıkamamak çok sinirimi bozmuştu orada. Çok denk düşmüş, evet. Mustafa, senin var mı dinlediğin ve okuduğun bölümlerde böyle aklında kalan? Şimdi orada gene Necdet üzerinden gideceğim ben. Bu arada Necdet için teknoloji dünyası yorumlarda karakter yazarın kendisi demiş Necdet karakteri için. Bence demiş tabii sonunda. Onu da bir arada söyleyeyim. Şimdi şeye kızıyor, Leyla'ya kızıyor Necdet. Gene her zamanki gibi. İlk kızdığı zaman ama bu artık hani böyle ayrılacağım ben diyor. Çünkü Necdet Leyla'ya bayağı tutkun. Yani Leyla pek yüz vermiyor gibi gözüküyor. Kitabın başlarında bu da. Çıkıyor, neyse işte bu Jackson Reed de bir şeyler yapayım ben diyor en sonunda. Onun olduğu tarafa doğru gidiyor. Sonra diyor ki çocukluk yapma, ne yapacaksın? Bari gideyim sabaha kadar eğleneyim ben diye bir şeye giriyor. İşte gece kulübü, bar, neyse. Orada çok kalabalık bir loca buluyor ve iki kişi var diyorlar orada. Hani bir bakın, oturmanıza izin verirlerse. Neyse oturuyorlar. Oturduktan sonra bir süre sonra şey diyor karşısındakiler. Fesinizi çıkartın diyor. Yanımdaki kişi sizin fesinizi çıkartmanızı istiyor diyor. Necdet karakterine işte şeyini. Ne münasebet canım diye bir karşı çıkıyor Necdet ve yanındaki arkadaşı. Bir şeyler söylüyor adam işte kendiniz zabit olduğuna dair vesaire. En sonunda şöyle bir cümle kuruyor. Mesela o çok koyan bir cümle oldu bana. Galibiyet hakkıyla istiyorum bunu diyor. Yani İngiliz bir askermiş karşısındaki. Ve karşısındaki Türk'ten onun istediği gibi davranmasını istiyor. Serhat'ın da dediği gibi o dönemde mesela o eğlence yerlerinde ismi geçen, adı geçen bütün çalışanlar hep Rus. Mesela kitabın başında bir kuaför kız geliyor, işte manikürlü pedikürcü Rus. O gece kulübünde işte eşcinsel olayların hikayenin odağında olan bir dansçı adam var, Kazak. Ve ne kadar bakarsanız kitapta böyle görevli çalışan herkes Rus ya da Rus cumhuriyetlerinden ya da bizim deyimimizde Türkiye cumhuriyetlerden insanlar çıkıyor karşımıza. Bir de bir şey daha, yani o sahne aklımda kalmış, yer etmiş. Onun dışında herkesin yaptığı yorum dikkatimi çekti. İşte Necdet karakterinden nefret ettim. İşte Leyla'nın bu tavrını sevmedim. Aslında bu da şunu gösteriyor. Yazar bize onları o kadar iyi vermiş ki iç şeylerini, duygularını. Biz onlardan nefret etmişiz. Yani Necdet karakteri mesela benim de sinirimi bozuyor. Sürekli söyleniyor. Şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım. Ama sonra diyor ki ya ben çocuk muyum, yapmayayım. Ben zaten ne yapacağım ki? Benim bir sopam bile yok. Bir yerde işte bastonum bile yok. Ne yapabilirim ki falan diyor. Böyle sürekli bir geri çekilme, sürekli bir şey var. Bu hallerde mesela bizi sinir ediyor olması yazarın aslında çok güzel bir şekilde bunları anlatıp yazma kabiliyetini bize çok iyi anlatan şeyler olmuş, yerler olmuş bence. Çok araya girip bir şey söylemek isterim. Lütfen. Çok pardon. Herhalde kitaptaki en delikanlı karakter Jackson Reed galiba. Tabii herkese kafa tutuyor. Herkesle uğraşıyor. Bir de Jackson Reed'in şöyle bir şey de var. Gene kitabın sonuna doğru işte artık herkes kaçmak istiyor. Marlowe diye bir arkadaşı var bunun, çocukluk arkadaşı. Eşcinsel hikayelerin odağındaki insan o Marlowe'da. Neyse işte gidelim artık falan diyor. Ya niye gideceğiz ki diyor Jackson. Hani biz İngiliziz ya diyor. İngilizler dünyanın her yerinde şey, Kongo'daki madende kömür çıkartan İngiliz mühendisi koruyan kimse... Biz de orada korur. İşte bilmem neredeki koruyan kimse o da korur. Bilmem ne denizinde yüzen gemiyi yüzdüren kimse o da bizi korur. Yani İngilizler o İstanbul'daki o küçük zümrede mükemmel ve tanrılaştırılmış insanlar. Kendileri de öyle bakıyor olaya. Ve mesela kitaptan okuyup da öğrendiğim bir korku var. Anglofobya diye de bir korku varmış. Mesela orada gene Necdet karakter üzerinden anglofobya diye bir şeyden bahsediyor. İngiliz korkusu diye de bir korku varmış. Bunu da mesela kitaptan öğrenmiştim. Sen bir şey söyleyeceksin galiba Servet. Doğru mu tahmin ediyorum? Yok, hayır. Okay, evet. Levent, sen mi bir şey söyleyecektin?
Evet abi, yorumlardan Alp Boray diye bir arkadaşımız şey yazmış. Kitabın sonu çok güzel, lakin homoseksüellik temasının işlenme şekli alkışlanması. Bununla birlikte kitabın en sonunda denebilecek tek şey kaz uğruna tavuktan olmak demiş. Bununla ilgili de bir Ben biraz yorumu önce daha vardı size galiba şeyi arkadaşım. soracaktım. Aranızdan herhangi birisi biraz önce Mustafa'nın söylediği izleyicimizin yazdığı gibi Necdet karakterinin aslında Yakup Kadri'nin kendisi olduğu fikrini şey mi taraftar mı? Abi Yani. şöyle, aslında ben şöyle bir yorum yapayım. Yakup Kadri de yurt dışında eğitim alıp geliyor. Hatta sonra daha sonra milletvekili de oluyor diye hatırlıyorum. Manisa'dan da sanırım. Buradaki Necdet karakteri de Almanya ve Fransa'da eğitim alıp döndüğü için İngilizleri hiç sevmiyor. Yani belki öyle bir benzetme Yakup Kadri ile olmuş olabilir. Anladım. Başka bu konuda herhangi bir fikri olan var mı aramızda? Yani benim elimde yeteri kadar done yok onunla ilgili bir yorum yapabileceğim. Bir yaban okumuştum. Yaban'da da hani çok farklı karakterler vardı. Gene şey, milli mücadele zamanında geçiyordu ama hani onun Yakup Kadri olabileceğine dair bir done yok elimde. Ben de yazarın kendisi olduğunu düşünmüyorum ama. Nasıl Mustafa? Ben de yazarın kendisi olduğunu düşünmüyorum. Aslında o dönemdeki çoğu Türk ve parası olan gencin yaptığı şeyleri yapıyor aslında Necdet. Yurt dışında gidiyor, eğitim alıyor. İşte burada geliyor, babasının işini devam ettirmek üzere. Hani şeyler, hikayeler, yollar aynı olabilir ama bence Necdet karakterini yazarın kendisi diye düşünemedim yani. Yani öyle Bence hissetmedim en azından ben. Yakup Kadri'yi az buçuk okumuş birisi olarak Necdet'le hiç şey yapamadım, yan yana koyamadım. O yüzden acaba gözümden kaçan bir şey var mı? Siz ne düşünüyorsunuz diye sizle de teyit etmek istedim. Arkadaşlar aranızda bu kitapla ilgili bu yaptığımız konuşmalarda dile getiremediğimiz ya da işte laf lafı açarken evde kaynadığını düşündüğünüz bir şeylere sahip olan var mı? Yani ekstradan konuşmak isteyen, bir şeyler söylemek isteyen arkadaşımız var mı? Yani birkaç Bence cümle söyleyeyim mi lütfen. ben? Levent, senden de rica etsem sen de bir chat'teki yazılanları bir daha tarasana. Atladığımız bir şey var mı? Yayını kapatmadan önce ona Tamam bir abi. bakalım. Nasılsınız? Derya'ya sözü vermeden istiyorsan bir arkadaşın yorumunu okuyacaktın demin, Lütfen. atladım. Lütfen. Bu dönemi aslında iki dönem arasında bir arada bir derede kalmaktan bahsediyor arkadaş. O dönemki genç kuşağın Batı ile Doğu medeniyetinin arasında kaldığını göstermiş diye bir yorum geldi mesela yine Alp Boray arkadaşımızdan. Okey. Yani bu şey değil, ne derler, itiraz edebileceğimiz bir şey değil. Belki tamamen kabul etmesek de, yani şöyle tamamen kabul etmesek de, orada Batı ile Doğu'dan daha çok bir milliyetçilikle vatan duygusunun ne olduğu arasında bocalayan bir küçük zümre arasındaki farktan bahsediyor aslında özel olarak şey Yakup Kadri. Ama dönemsel olarak bakarsak tabii ki arkadaşımız büyük bir ihtimalle haklı çıkacaktır. Çünkü romandaki Necdet karakteri bile dönüp dolaşıp yazarın kendisiyle Yakup Kadri ile şey yapılabiliyorsa, eşdeğer tutulabiliyorsa o dönemin gençlerinin çoğunun da Mustafa'nın söylediği gibi hani yurt dışında eğitim alıp varlıklı ailelerin çocuklarından bahsediyorum. Sonra Türkiye'ye geldiklerini varsaymak çok şey değil. Abes bir görüş olmaz. Derya, seni dinliyoruz. Unuttum bir anda. Bir dakika. Mustafa Bey'in dediğinden aslında yola çıkacaktım ben son olarak. Daha önce Mustafa Bey demişti ki ben benim mesleği fazla kitap sevmiştim. Yani tabii ki bu işte müsteşen dediğimiz ahlaki konular dışında ben yazarın dilini mesela kendi adıma tamam hani böyle başka yazarlar gibi çok çok akıcı değil ama betimlemeler de aksine benim hoşuma gidiyor. Yani o işte kalpaklarıyla birlikte Türklerin İstanbul'a geldikleri o kitabın sonlarında artık böyle işgalin sonlandığı zaman o betimlemede ben onu hemen gözümde canlandırabildim. Ve böyle işte ben bile o anda oh be çok şükür yani İstanbul artık işgalden kurtuldu. Çok şükür kalpaklılarımız milli mücadelede zafere ulaştı diye öyle sevindim bir anda yani. O yüzden betimlemelerini ben kendi adıma beğendim. Bunu söylemek istiyorum son olarak. Süper. Ben de bir şey diyebilir miyim Tabii abi? ki Mustafa. Levent'in üstüne, Levent'in dediği şey, yani iki dönem arasında kalma olayı vardı. Oradan bir sahne geldi gene aklıma kitaptan.
Major Will diye bir karakter var ortada. Ne olduğu belli olmayan. Çok zengin. Sürekli böyle bu adam şu mudur bu mudur diye insanların konuştuğu. Gelmiş İngilizlerle beraber. Deli gibi para harcıyor. Sürekli parti veriyor. Mesela bizim o gene o dar zümredeki herkes batılılığa özenirken adam yeni aldığı evinin bütün odalarını şark kültürüne göre dizayn etmiş mesela. Arzu nesnesi diye. İşte burası benim mabedim, burası benim yerim, işte şurası bilmem neyim. Orada biraz oryantal bir şey oluşturmuşlar. Yani orada yaşayanlar batılılara özeniyor ama adam şark kültürünün öğelerini kurarak kendi fantazisini oluşturuyor orada zaten parasıyla. O geldi aklıma bir yer Levent, iki arada kalmıştık deyince. Güzel detay, çok sağ ol. Arkadaşlar, sizce eklememiz gereken başka bir şey var mıdır? Yayını ufak ufak kapatalım mı? Ne dersiniz? Abi ben şöyle bir eklenti yapayım. Yani genelde dönem hikayelerini pek yani romanlarını çok okumak tercih edilmiyor. Hani genelde baktığın zaman hani popüler en çok satanlara bak ilk ona baksanız hep benzer kitaplar dönüyor. Ama yani tarihimizi böyle sadece tarih kitabından ya da ders konularından ziyade bu tarz romanlarla daha iyi pekiştiriyoruz. Asıl şeyleri durumları, vaziyetleri, insanların psikolojik taraflarını yazarlar bize bu tarz dönem romanlarıyla verdiğini düşünüyorum. Hani 1915'te şu savaş olmuş falan bunlar tarih değil. Bunları okuduğunuz zaman o bilgilerle aslında tarihi pekiştirip bir düşünceyi kafanızda belirleyebiliyorsunuz. Onun için Serhat'ın dediği gibi bu dönem romanlarına biraz ilgi gösterip birkaç yazardan okumak lazım o psikolojiyi anlamak açısından. Çok haklısın. Ben de sana katılıyorum. Sanırım hem diğer arkadaşlarımız hem izleyen arkadaşlarımızın tamamı da bu konuda sana katılıyorlardır. Önümüzdeki en kitabı belli mi? Belli abi yine Türk bir yazar. Oyu yine bu aldı. Göremiyorum Sabahattin ben. Ali'den Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Kuyucaklı Yusuf. Yusuf'u. Süper. Tamam. Türk yazarlardan devam ediyoruz. Evet abi oylamalarda hep Türk yazarlar kazanıyor Çok güzel. şimdilik. Serhat, seninle tanıştığımıza çok memnun olduk. Ben de çok Umarım memnun oldum. Çok önümüzdeki keyifli bir sohbet yayınlarda oldu. da seni aramızda görürsek çok mutlu oluruz. Aklında olsun. Ben de isterim. Çok Yani isterim. Çok keyif aldım. iş ve dünya işleri izin verdikçe misafirimiz olmandan mutluluk duyarız. Ben de çok memnun olurum. Çok keyif aldım ben de. Süper. Mustafa, hep ay sonu oluyor ve sen aylık bir dergide çalıştığın için senin programını zorluyoruz, biliyoruz ama önümüzdeki ayda yine Kuyucaklı Yusuf da bize katılırsan belki ikinci denemende, yani Türk Edebiyatı'nın klasiklerinin ikinci denemesinde. Sabahattin Ali'yi seviyorum abi. Onu oku ya Kuyucaklı Yusuf'u gene okumadım ama Sabahattin Ali'nin Okey. kitaplarını okudum. Ya, onu seviyorum. Senin Bu de arada ben bir aramızda tane kitap gördüm önermek ben. istiyorum konu Tabii ki, dışı. lütfen. Şu gözüküyor mu? Adem'den önce Jack London. Yine bundan önce hemen bitirdiğim bir kitap da bu benim. Çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Birazcık gerçeklerden de uzaklaşmamızı sağlar gene. Benim Jack bilmediğim bir London'ın Jack London kitabı bu. Hangi dönemden biliyor musun? Yani şöyle bir şey abi gene hangi yıllarda yazılmış burada bakayım yazıyor mu onun tarihi ama yani 1900'lü yılların başında gene yazdığı bir kitap bu. Şeyi Allah. anlatıyor. Bir tane o dönem tam da şeyler varmış bu daha insanların geçmişine dair buluntular bulunmadan önce böyle tahminler yürütülen bir dönemmiş. Fazla fazla eser verilmeye başlanmış. Jack London'da o şeye furyaya uymuş. İnsanların işte nasıl bir şeyde yaşadığını anlattığı, kendi oluşturduğu bir hikaye bu. Üç tip insan hikayesi var içinde. İşte bizim Homo erectus dediklerimiz, işte Neandertaller dediğimiz, bir de gene bir şey daha var orada. Latince isimlerini tam bilmiyorum şimdi. Bunların üçünü aynı döneme koymuş ve birbirleri arasındaki ilişkileri anlattığı ve çok güzel anlattığı yani böyle betimlemelerle tam canlandırıyorsunuz Derya Hanım tavsiye ederim betimlemelerle çok akıcı bir kitap yani alsanız büyük ihtimalle 2 günde hemen pıt pıt Süper. bitecektir hem de farklı bir şey Jack tat. London okumak eğlencelidir yani, eğlencelidirden kastım insanı rahatlatır da zaten her zaman. Ve şey, betimleme konusunda da evet, yani hani iyidir de o usta. Sağ olasın kitap için. Levent Derya, önümüzdeki ay büyük bir ihtimalle yine birlikteyiz. Levent'te de var galiba bir tane kitap önümüzde, öyle mi? Bende de var abi bir kitap.
Suyu arayan adam mı Levent? Gözlerimi Evet görmüyor. abi, Şevket Süreyya Aydemir'in Suyu Arayan Adam kitabı. Bu da yine dönem kitabı. Yani Birinci Dünya Harbi'nde öğretmenlik yapan ve daha sonrasında da bu Kafkasya'ya, işte Büyük Turan'ı, Türk birliğini sağlamak için idealist olarak oraya giden bir öğretmenin hikayesi. Burada da aslında Birinci Dünya Harbi'nin ne kadar zor olduğunu, Ruslar tarafında da aslında hani ne silah bulabiliyorlar ne ayaklarına giyecek bir ayakkabıların olduğunu anlatan, o dönemi çok iyi anlamamızı sağlayacak bir kitap. Yani o döneme ilgi duyan arkadaşlara tavsiye ederim. Yine bir tarih kitabı var. Onu şu an ben daha yarısındayım abi bu kitabın. Buradan net gözüküyor mu? Sultan'ın Korsanları adlı bir kitap. Bu da Osmanlı'daki korsanların geçmişiyle alakalı. Yani hepsi Türk müydü, değil miydi? Aslında devşirme çok mu vardı diye anlatan ve o bildiğimiz isimlerin aslında kökenin nereden geldiğini anlatan Emrah Safa Gürkan'ın kitabı. Yani bıyık ve sakal olarak da biraz beni de andırıyor. Ya da ben onu andırıyorum. Çok popüler şu an. Bilmiyorum, videolarda, YouTube'da falan da tarihi anlatıyor kendisi. O Papyon arkadaşım da da lazım. yani, Evet. papyon da lazım. Evet, bende o yok. Süper. Bu arada şeyi de hatırlatmamız lazım. Kitap kulübünün kapıları herkese açık. Bizi izleyen arkadaşlardan da eğer Levent şimdi chatle paylaşma şansın varsa Kitap Kulübü Telegram Paylaştım grubunun linkini chatle paylaş. Buraya katılırlarsa yani teorik olarak teknoloji meraklısı değillerse bile kitap meraklısı olan Hardware Plus takipçileriyle tanışmak ve Kitap Kulübü'nün sonraki yayınlarına katılmak için Telegram grubumuza üye olabilirler. Böylece gelişmelerden haberdar olup oradaki muhabbete katılabilirlerdi. Onu da şey yapalım. Önümüzdeki ay yine ayın son haftası büyük bir ihtimalle ve Mustafa'yı iyice zorlamak için son günleri ayın böyle 29'u, 30'u, 28'i filan gibi günlerinden birinin akşamında yeni kitapta buluşuyoruz diyeceğiz o zaman. Ve kapımız herkese açık. Chat'te gördüğüm başta Yıldırım olmak üzere bir iki tane arkadaşımızın da artık yayına katılması lazım Levent. Evet abi, aslında çok daha kalabalık olmamız lazım çünkü ya yayın günleri denk gelmiyor ya dersleri oluyor arkadaşlar. Yani şimdi okullar da başladı. Ama bu kitapları okurlarsa bizimle beraber en azından böyle derslerin arasında böyle 1 saat 2 saat es verip bizim sohbetimize katılabilirler. Bence de Yıldıray yayının başından beri chatte olduğuna göre aramızda burada yayında olabilirdi diye düşünüyorum ben. Önümüzdeki ay ona göre o da yapsın kendi planını. Bir de burada Bence olmak şöyle bir şey katıyor abi. Yani biz kitabın özetini konuşmuyoruz. Mesela bugün hiç kimse kitapta şu oluyor, bu oluyor diye özellikle anlatmadı. Herkes aklına takılan ya da böyle ne düşündürdüğünü anlattı. Bu da ayrı bir beyin jimnastiği oluyor veya faydalı oluyor bence katılmakta. süper. Böyle Dinlemektense. düşünmeni, böyle düşünmeni çok sevindim. Çünkü hiçbirimiz anlatmadık mesela. Kitapta şu oluyor, bu oluyor, o oluyor değil de böyle bize ne düşündürdüğü üzerinden gittik. Bu da iyi bir şey. Süper. Önümüzdeki ay görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bu bir saati birlikte geçirdiğimiz için en azından ben çok keyif aldım. Umarım sizler de çok çok keyif almışsınızdır. Gelecek kitap kulübünde tam bir ay sonra görüşünceye kadar hoşça kalın. Herkese iyi Hoşça akşamlar. kalın. İyi İyi akşamlar. akşamlar. İyi akşamlar.